Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Merhabalar, günaydın. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Günaydın. Yani seyyare adını kendime koyarken tabii böyle bir seyyareyi planlamamıştım. Şimdi dolmuştan bildiriyorum. Ben böyle daha ziyade limuzinler, efendim şeyler, özel uçaklar vesaireler böyle... uçak yok. Sahibi. Hele bireysel şey, özel uçaklar hiç yok. Kader utansın. Efendim? Özel uçaklar kullanmıyoruz diyorum. Pardon, özür dilerim yani. Peki. Ben eco-friendly dolmuş kullanıyorum. Evet, doğru. Elektrikle çalışan dolmuş. Ay, şaka bir yana, hakikaten dolmuştan bildiriyorum. İş yolundayım çünkü. Halkımızla omikron alışverişimizi yapıyoruz. Gelecek olaraktan. Elimde testiyim. Beni şu an görmelisiniz yani. Hakikaten halk seyyaremiz olarak. Biraz sonra dolmuşu durduracağız. Durağım gelecek çünkü. Dahası bitmedi. Telefonun faturasını ödemeyi unuttuğum için de internetten bağlanamadık, telefonun interneti olmadığı için. Ve beni aradılar, sağ olsun, Açık Radyo ekibine çok teşekkür ediyorum. Ben de kara kara düşünüyordum şimdi ne yapacağım yolda. Birdenbire fark ettim ki işte fatura geçmiş. Biliyorsunuz fatura kabuslarımız var. Evet. Üst üste gelenler. Siz elektrik gelmişlerden misiniz? Evet, ben dün sabahtan akşama bekledim. Bu bayramda gelecekler mi şeklinde. Bir haftadır gündemimde var bu. Biliyorsunuz belli bir kilowatt saatin altında olanlara %50, üzerinde olanlara %125 zam geldi. 25 mi? %125 mi şeklinde bekledim. Siz de mağdur olmuşsunuz telefon faturasının. Hangimiz olmadık ki, geçmiş olsun Seyyare Hanımcığım. Yani... Benim elektrik faturam geldi, orada duruyor. İlginç bir fatura, değişik yani. Çok değişik diyebiliriz. Ve şimdi şey, yani böyle artık bu faturaların arasında boyumuzu aşan faturalar ve bizler şeklinde. Ve tabii ki işte her şeye rağmen hayatta ve ayakta kalmaya çalışıyoruz. Ne olursa olsun. Neyse, bunlar da geçecek muhakkak ki. Ve işte bu eco-friendly hallerimiz de artık tamam, özel uçağa binmeyeceğim söz. Çok bilmiştim şimdiye kadar. Özel söyleyince o hevesim de kurtağımda kaldı zaten. Bundan sonra artık böyle şey, yeşil yeşil dolaşacağız. Hiç merak etmeyin. Yürüyelim, en iyisi bu. Yürüyelim, yürüme mesafesinde işimiz olsun. Yürüme mesafesinde bütün hayatımız olsun. Bence o hayatı o noktaya küçültebilsek zaten hepimiz çok mutlu olacağız. Çok daha yaşanabilir hayatlar, sürdürülebilir hayatlarımız olacak aslında. Fransa'da zaten böyle konuştum. Kentler inşa edilmesi konusunda çalışmalar vardı. Kaç kilometre deniyordu? Yürüyerek en fazla 15 dakikalık mesafe içerisinde bütün bir kentin düzenlenmesi, her türlü ihtiyacın karşılanabileceği şekilde. Yani o 15 dakikalık yürüme mesafesinin dışına çıkmadan bütün ihtiyaçlarınıza ulaşabileceğiniz bir şekilde kentleri tasarlamak mümkündür. Hatta mahalleleri böyle tasarlamak mümkün. Bu da trafiği, dolaşımı vesaireyi çok azaltır. Bu da işte fosil yakıt tabii kullanımını düşürür diye. Bu tarz girişimler de var yerel yönetimlerde. Ya, aslında tam Selanik'teki hayatımı sen tarif ettin. Benim her yere 15 dakika gibi bir orada şeyim vardı. Çerçevem vardı. Budapeşte'de de bu çerçeve her yere yarım saatte aşağı yukarı yürüyerek yarım saatte. İyi, o da güzel. İstediğiniz yere neredeyse gidebiliyordunuz yani. Tabii ki Budapeşte aslında o kadar küçük bir şehir değil. Ama yürüme mesafesinde her şeyinizi en uzak mesafe olarak halledebiliyordunuz. Şimdi İstanbul'da tabii ki her yere ulaşım aracıyla, neyse artık o ulaşım aracı, 2 saat olarak en az. Evet. Böyle ama ben size... Hayat bile oldu. Ama ben size güzel bir haber vereyim. Kanal İstanbul'un yeni şehrine ilişkin tapular onaylandı bu hafta. Biz haberlerde yer veremedik ama bu vesileyle verelim. Hani yürüme mesafesinde yeni bir şehir hayalinde olan İstanbullular için
Arnavutköy'e Başakşehir'i kapsayan etapların tapularının şu anda onaylandığını da söylemiş olalım. Zaten tartışmalı vallahi, tarım ve orman alanlarında... Vallahi aldım yatağı var. Ben uçtum yani hakikaten. müsait bir yerde ineyim diyeceğim. Hakikaten öyle gideceğim zaten. Dolmuştan iniyorum şu yandan. ama gerçekten de yani şehri herhalde batırarak... Pardon, kusura bakmayın. Alo. Evet. Evet, ben inmeyi başarayım bu arada. Programımız en enteresan programlarımızdan bir tanesine gelir. İnşallah kirayda ne diyeceksin lütfen. Evet, yani. Siz bana bu şey işini düşünün. Bence özel uçak ve limuzin vesaire neyse artık bir şey. İşini düşünün yani. Bu arada biz tam habere... Şaka bir yana tabii ki bisiklet falan mı gitsem daha iyi oldu. Daha hayatımda hiç bisiklete de binmedim. Dinleyicilerimiz bir sürü gereksiz şeyle ilgili beraber bunu da hakkında öğrenmiş oldular. Ya hakikaten yani böyle sürdürülebilir aslında şehirler olabiliyor olması, kafamızı buna yoruyor olmamız çok da güzel olurdu. Ama o noktada değiliz maalesef. Başka bir sürü sorunlarla boğuşuyoruz. Gerçi bu hafta iyi bir haber de vermek istiyorum yani şimdi. Bu iyi haber biriktirdim. Bayağı çalıştım. İspanya'da biliyorsunuz ev hayvanlarının bu işte genel olarak bütün o evcil hayvanların aile birey sayılması söz konusu. Bu geçen sene de işte Portekiz'de biliyorsunuz şey vardı, bu haberi paylaşmıştım. Patronların çalışanlarının mesai saati dışında araması, e-mail göndermesi, herhangi bir şekilde onlarla bağlantı kurması cezaya tabi tutulacaktı mesai saatlerinin. Ve işte o çok çalışmanın ortadan kaldırılıyor olması için. Vallahi hani İspanya ve Portekiz galiba bu açılardan bizlere örnek oluyor. Bunlar bu tarz heyecan verici yasalar aslında insan hayatından böyle bir insani dokunuş getiren. Hakikaten de farklı bir dünya mümkün olabilir diye düşündürüyor. O yüzden şehirlerimiz de farklı olabilir, hayatlarımız da farklı olabilir. Bunun çok daha fazla işte mücadelesini veren de aslında bir siyasete ve bir hayat, genel olarak yaşam tarzına ihtiyacımız var. Tek mesele de bu aslında. O zaman bu güzel haberleri çok veririz. Hiç merak etmeyin yani. Bu arada bu hafta tabii ki ağır bir haftaydı. Ben de tam Fransızın öldürüldüğü günün yıl dönümünde oradaydım. Yani daha doğrusu kalabalıkların toplanmasından daha önce oradaydım aslında. Oradan geçiyordum. Ve bu insanın bazı şeyler var, olaylar ve durumlar var. İnsanın nutkunun tutulduğu, hani konuşamadığı, artık üstüne böyle bazen söyleyecek söz bulamadı ama içinin çok dolu olduğu. Hrant Dink'in cinayeti de benim için böyle bir şey. Hem arkadaşımız, dostumuz tabii ki idi. Ama onun ötesinde de yani Türkiye'nin hakikaten de çok ve bugüne kadar da yeri doldurulamayan bir kaybı. Bunu daha da bir hissettim ve sarstı açıkçası. Yani oradan geçerken gerçekten de bir kez daha çok kötü oldum. Çok üzüldüm. Bilmiyorum yani belki meselemiz şu. Toplumlar için aslında en büyük intikam lafını çok sevmiyorum ama belki bunu kullanmak lazım burada. Hatırlıyor olmak, hafızalardan çıkarmamak. Ama belki insanlara yapabileceğimiz yani bireysel olarak onlardan alabileceğimiz en büyük intikamsa unutmak. Onları tamamen hayatımızdan çıkarıyor olmak istemediğimiz, artık hayatımızda bulunması istemediğimiz kişileri. Ama toplumsal olarak hatırlıyor olmak gerçekten de aslında o hafızayı canlı tutuyor olmak bütün bu olaylara karşı alınabilecek en büyük intikam veyahut da adaletin yerine gelmesini asıl sağlayacak şey. Bilmiyorum. Bu zaten Ümit Kıvanç'ın son belgeselinin adı da böyle biliyorsunuz. Evet. Hafıza yetersiz. İzleme evet. Fırsatı buldunuz mu bilmiyorum. Bir saatlik bir belgesel, bir kez daha hatırladım. Daha önce birkaç defa bahsetmiştik ama baştan sona Hrant Dink'in sesini dinliyoruz. Görüntüler de var elbette. Ama Hrant Dink'in kendi konuşmalarını, onu cinayet gününe kadar neredeyse yaptığı konuşmalar, neden aslında hedef gösterildiğini anlatıyor. Neden
ve nasıl güçlü bir hatip olduğunu ya da Fethiye Çetin'in tabiriyle hikaye anlatıcısı olduğunu görmüş oluyoruz. Evet. Çok çok çarpıcı bir belgesel film ve onun da adı bu şekildeydi zaten, sizin de bahsettiğiniz gibi Hafıza Yetersiz isimli bir belgesel. Ve bu arada isteyen herkes şu anda Hrant Dink Vakfı'nın internet sitesinden ve hatta YouTube'dan falan izleyebiliyor bu ismi yazarak. Ümit çok yetenekli tabii ki ve bu yeteneğini de çok güzel işler için kullanıyor. Sadece kar amaçlı vesaire ya da başka bir şey için değil, tam tersi. Topluma mal olacak işler için kullanıyor ve hafıza için kullanıyor. Hakikaten de bunlar kıymetlilerimiz. Zaten Hrant Dink'le de ilgili hayattayken belki bu hikaye anlatıcı tarafının yeterince kıymetini bilemediğimiz için, toplumca bilemediğimiz için onu kaybettik, koruyamadık. Ve de sonra da unutuyoruz çünkü Şişli'de de orada büyük işte o polis kalabalıkları vesaire toplanmıştı. Onları görmek benim kalbimi çok kırdı aslında. Yani birden çok beni çarptı o bütün o görüntü. İnsanlar da kendi aralarında konuşuyorlardı. Burada ne var, ne olmuş gibi. Tabii ki hatırlayan da çok, kıymet veren de çok. Evet. Bunu yani bütün toplumu böyle yargılayamayız. Ama bir yandan da evet, bilinmiyor ve unutuluyor aslında. Tarihiyle de ilgili böyle bütün o kıymetlerimizle ilgili, yitirdiğimiz kıymetlerimizle ilgili. Ve hayatımız giderek o yüzden zaten daha fakirleşiyor, yoksullaşıyor her bakımdan. Evet, aslında yine de her şeye rağmen biz 19 Ocak'ta Taner Akçam ve Ümit Kıvanç'la bir röportaj yapma fırsatı bulduk Açık Gazete'de. Özellikle Taner Akçam üzerinde durmuştu. 15 yıl çok uzun bir süre Türkiye tarihinde, yani bir dizi tabii politik cinayet var, bu davaları devam ettiren avukatlar vesaireler var ama 15 yıldır sokaklarda hala bir anmayın bu şekilde örgütlenmesi bir ilk ve çok özel bir durum diyordu. Kendisi şu sözlerle Açık Gazete'de de söylemişti: yeni bir aslında ülke kurmak lazım, bu ülkenin kurucu felsefesi Hrant Dink olmalı diyordu. Çok doğru ve tabii ki Aydın Engin'in de bir okuyucu mektubuna yer verdiği, daha doğrusu okuyucusunun sosyal medyada paylaştığı şeyleri birleştirerek yaptığı bir anlamda kolaj vardı. Evet. O hakikaten çok etkiliydi. Çünkü işte o aslında toplumdaki insanın bakışı tam da onu yansıtan bir yani herhangi bir şekilde böyle cilalanmış laflarla vesaire değil, son derece içten samimi, çok insani biçimde dile getirilen ve tamamen yapılması gerektiği için değil, içten geldiği için büyük bir samimiyetle dile getirilen Rantink'e o saygı, onu bir baba figürü gibi görme, bütün o duygular anlatılıyordu. O yüzden çok kıymetliydi gerçekten de. Ve ya, hakikaten Aydın Engin'e hak verdim. Çünkü bunu okuduğunuzda ilk bu mektubu koymuş. Daha iyisini hani yazamazdım diyeceğim bir şey. Bunu siz de hak vereceksiniz diyordu. Ve doğru, gerçekten de öyleydi. Evet, çok çok sayıda gerçekten yazı çıktı bu arada. Aydın Engin iki ayrı zaten yazı bahsetti. Evet. Yani sizin dediğiniz gibi bir başka yazı daha yazmıştı. Evet. Ama yani ana akım diyemeyeceğimiz ama diğer daha özellikle internet medyasında daha muhalif ya da ne denir, çok sesli olan medyada çok sayıda yazı çıktı. 15. yıl dolayısıyla da biraz tabii. Bu yazılar aslında çok gerçekten şu bakımdan da kıymetli. Benim gibi işte içi kas katı kesilen ve adeta bu durumlarda, bu hallerde başta hissettiği ve çok dışarı vurabildiği duyguları hissetse dahi bu sefer dışarı vuramayıp içine böyle adeta bir böyle dediğim gibi o kasılma haliyle bunları atanların sesi oluyorlar. Birdenbire o aslında hissettiklerinizin ses bulduğunu, cümlelere döküldüğünü görüyorsunuz. Bu da yani hakikaten insana aslında her şeye rağmen ümit veren bir şey. Yani o insanlığımızı hatırlamak. Mesele bu herhalde. Bu harala gürele de çok onu yitiriyoruz çünkü. En azından ben öyle hissediyorum. Dinleyicilerimiz ne der bilemeyeceğim ama bütün bu işte sorunlar yumağı, tamam bir yandan işte ekonomik sorunlar, bir yandan Türkiye'nin sorunları, bir yandan işte siyasetin haliydi vesaireydi.
Ama onun dışında işte bu bahsettiğim yasalardaki gibi, tamam mesela işte ev hayvanlarının aile bireyi kabul edilmesi. İlk baktığımızda işte falan böyle hani belki işte bu nereye, ne işe yarar ki vesaire diye düşünenler de olabilir. Ama hakikaten bu anlayışı işte zaten zihinsel paradigmayı değiştirdiğiniz zaman canlı olmanın, yani insan olmak diyorum ama ben orada tabii ki bütün bu canlı olma halini kastediyorum. Aslında bir tür böyle zombiler halinden çıkaraktan veya bir tür eşyalaşmış, objeleşmiş insanlar olmaktan çıkaraktan hakikaten hisseden varlıklara dönüşüyorsunuz ve yaşayan varlıklara, nefes alan varlıklara dönüşüyorsunuz. Ben onu biraz hayatta işte yitirmeye başladığımı veyahut da işte bu kaos ortamında, her türlü Türkiye'nin düşük yoğunluklu kaosunda yitirdiğimi hissetmeye başladım. Belki işte onu geri getiren işte bu dokunuşlar, işte yasalar olabilir, yazılar olabilir. Neyse, o zihinsel paradigma böyle bir tık değiştirmek ayarını hakikaten ihtiyacımız olan şeyler herhalde. Benzer bir vurguyu aslında konuşması sırasında Raquel Dink de yapmıştı. Yani bir dizi sorundan söz ederken hala çocukları cepheye yolluyoruz diye örneğin bir serzenişte bulunmuştu. Biz işte şimdi tam tabii cümleleri şey yapamıyorum, aynısıyla söyleyemeyeceğim ama biz allandık devletlere, şirketlere vesaireye. İyi bir gelecek bırakamadık. Umarım siz aldanmazsınız diye daha genç bir kuşağa seslenmişti. Valla Raquel Dink'in de tabii yaptığı orada konuşmasında çok büyük bir jest, bir çok inanılmaz bir yaklaşım vardı tabii ki. Aslında kendisini bu kadar acı çektirenleri, hayatını bir daha düzelmeyecek şekilde, onarılamayacak şekilde alt üst edenleri, bütün bu aslında Türkiye'deki bu işte kötü damara yönelik olarak affedici, anlayışlı bir tavır. Bu çok zor bir şey. Ve kişisel olarak mesela benim ulaşamadığım bir nokta. O yüzden belki işte başta intikam lafını kullandım. Bir şekilde orada intikam dediğim gibi hiç hoş bir laf değil belki ama hatırlayarak toplumun intikam alması, o adaleti yerine getiriyor olması benim kastettiğim buydu aslında. Ama tabii ki çok daha yumuşak bir şekilde, belki daha affedicilik, intikam lafını da hiç asla kullanmadan lügatlardan silerek yaklaşmak lazım. Ama o mesela benim o olgunluğa ben bu yaşımda, bu noktamda erişemedim. Raquel Dink'in ayrıca kendisinin olağanüstü bir kadın olmasının bence sebeplerinden bir tanesi bu. Keza evet, Türkan Elçi de dünyanın en herhalde şeker neşeli, hoş insanlarından, tüm yaşadıklarına rağmen ve hayat dolu insanlarından. O da korona geçirmiş, sıkıntılı dönemler yaşamış ve koronadan arkadaşını da kaybetmiş. Kendisi avukat oldu, avukat çıktı biliyorsunuz. Evet, kendi eşinin davalarına giriyor zaten. Evet, üniversite sürecinde de aslında sınıf arkadaşlarından birini kaybetmiş. Koronadan. İşte yaşadık işte zaten, yani bu omikron hikayesi hakikaten ağırdı. Bütün bunlara rağmen işte bu kadınların hayat dolu oluyor olması, bir şekilde hayata çok tutunuyor olmaları hepimiz için aslında ilham kaynağı. Ümit'in filmlerine nasıl ilham kaynağı oluyorsa Raquel Dink ve Türkan Elçi de gerçekten çok büyük ilham kaynakları. Evet, kesinlikle. Zor onlar olmak hakikaten. Bugün çok nefessiz kaldım, bilmiyorum böyle. Evet. Hakikaten hem yolda olduğumdan herhalde ama biraz da bu konular da insanı nefessiz bırakıyor gerçekten. Hakikaten işte o kaskatı kesilme hali, bir nefes alamama hali bizim hayatımızdan ne götürdü derseniz, işte Hrant Dink ve Tahir Elçi gibi kıymetli insanların yokluğu, işte bu. Yani onların yokluğunun getirdiği ağırlık ve nefessizlik hali aslında bütün topluma yayılıyor. Baktığımızda hakikaten Hrant Dink öldürüldüğünden beri her şey daha kötüye gitti. Tahir Elçi öldürüldüğünden beri daha da kötüye gitti. O yüzden bunlar bütün toplumu ilgilendiren dönüm noktaları maalesef. Evet, gerçekten öyle. Evet. Bir yandan tabii gene de her şeye rağmen bu koşullar altında mücadelenin sürdüğünü de
vurgulamak gerekiyor herhalde. Yani mücadelenin süresi tabii ki çok çok önemli. Çünkü baktığımızda işte o mücadeleyi zaten en yakınları sürdürüyor. Yani onlar sürdürürken bizim öyle küsüp hayattan gerçekten veyahut da kas katı kalmaya teslim olup durmamız bir çare değil. Tam tersi inadına yaşamamız lazım. Daha fazla yaşamamız lazım. Çok daha iyi yaşamamız lazım ve yaşatmamız lazım. Yaşamak ve yaşatmak zaten buradaki kilit durumlar. Hakikaten kendimizin yaşıyor olması ve hayatı o tutunuyor o hali. Aynı zamanda başkalarını da yaşatmak ve hayata tutundurtmak anlamına da geliyor. Bu hakikaten o bir kolektif bilinç olayı. Belki işte o yüzden zaten yani tahliyeci de aramızda olacaktı, ranting de aramızda olacaktı. Onları anmak zorunda kalmayacaktık. Bilfiil onların nefes alıp verdiği bir Türkiye'de olacaktık. Ve o çok başka bir şey olacak hakikaten. Hayatımız çok daha yeşil olacaktı, yeşermiş olacaktı. Ama kaybettiysek de oradan daha fazla da bir şeyler yeşertmeye çalışmamız lazım. Bunu onlara borçluyuz. Bunu onların yakınlarına borçluyuz. Her şeye rağmen bu kadar hakikaten olağanüstü insanlar olmayı başaran, büyük olgun tavırlar sergilemeyi başaran, bilge tavırlar sergilemeyi başaran onlara da borçluyuz diye düşünüyorum. Evet, aklıma Delal Dink'in sözleri geliyor. Babam hala o kaldırımda yatıyor. Bir el verin de kalksın diyordu. Aslında bizlere sesleniyordu. Yani bir mücadele çağrısı olarak belki bunu ben okumak lazım. Bir adalet sağlanması. Sanki, ama dediğim gibi Raquel Dink'in o olgunluğu ve o olgunlukla aslında affediciliği bilmiyorum. O ulaşılabilecek en üst mertebe herhalde. Dediğim gibi henüz ben o noktada değilim. Evet. Peki süremizin sonuna geldik. Evet benim de çok dediğim nefessiz kalıp sözlerin boğazıma gümlendiği bir program oldu. Herkesten çok özür dilerim bu hayatın kaosunu bu programa da yansıtmış olduğum için. Ama herkesi çok seviyorum öyle söyleyeyim yani. Bu radyo, bu konuşmalar benim hayata bağlayan yazıyla beraber en önemli şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Gene bu halimle de buna katlandığınız için. Biz teşekkür çok ederiz. Görüşmek üzere haftaya. Sağ olun. Sağ olun. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.